sen? Bir varmış, bir yokmuş. Günlerden bir gün müzisyen keçi bir ağacın dibine oturmuş, flüt çalıyormuş. Keçinin hoş flüt namelerini duyan orman sakinlerinin içleri huzur ve güzel duygularla dolmuş. Biraz önce çok sinirliydim. Şu keçinin flütü sayesinde sakinleştim. Demin neredeyse ağlayacaktım ama sonra şu flütü duydum. Şimdi o kadar sakinim ki neredeyse uyuyacağım. Müzisyen keçinin ezgileri hayvan dostlarını tatlı bir uykuya yatırmış. Herkes çok mutlu ve huzur doluymuş ki... Bu da nesi? Herkes neden uyuyor? Kurt güzellikten, huzurdan anlamayan biri olduğu için flütten hiç ama hiç etkilenmemiş. Bu flüt tılsımlı galiba. Bunu bir elime geçirirsem... Demek flütün sihirli öyle mi? Hayır, yok öyle bir şey. Flütüm. Canım flütüm benim. Flüt sustuğu için orman sakinleri de bir bir uyanıp esnemeye başlamış. Çok zengin olacağım, çok! Kimse yerinden kıpırdamasın. Bu flüt sihirli. Bir adım atarsanız hepinizi uyuturum. Öyle mi? Sihirli bir flüt mü bu? Ama nasıl olur? Hayır arkadaşlar, ne sihiri? Müzisyen keçinin yeteneği sayesinde o güzel sesler çıkıyor. Evet evet, tabii ki müzisyen keçinin o. Bırak saçmalamayı hain kurt. Flütü keçiye ver de kulaklarımız güzel bir müzik duysun. Şimdi görürsünüz siz. Bu ormanın kralı ben olacağım. Wow! Ay ne oluyor? Bu ses de ne? Kulaklarım acıdı. Aman al. Bozuk bu flüt. İstemem. Müzik
Ne oldu hain kurt? Hani bozuktu flüt? Anneciğim! Bir varmış, bir yokmuş. Çiftlikte güneş doğmak üzereyken hala herkes uyuyormuş. Ressam uyuyormuş, süslü uyuyormuş, mucit uyuyormuş, sporcu uyuyormuş, müzisyen uyuyormuş. Tek uyumayan hayalciymiş. Görür o şimdi gününü. Hayalci gün doğar doğmaz yola çıkıp kurdun yanına varmış. Hayallerimi sen mi çaldın? Hemen geri ver. Kurt bu soru karşısında dona kalmış. Meğer bizim hayalci iki gündür hiç hayal kuramıyor. Bırakın hayali, rüya bile görmüyormuş. Tabii ki hayalcinin hayallerini kurt çalmamış. Tabii ki ben çaldım. Gene bir planı varmış hain kurdun. Eğer bana güzel bir yumurta getirirsen hayallerini geri veririm. Hayalci düşünmüş. Eğer kibarca isterse tavuk hanımın yumurta verebileceğini biliyormuş. Anlaştık. Hayalci gitmiş ve durumu tavuk hanıma anlatmış. O da hemen ona bir yumurta vermiş. Kurt anlaşma gerçekleşince çok sevinmiş. Ama hayalciyi nasıl hayallerine kavuşturacağına dair de hiçbir fikri yokmuş. Hayallerine kavuşmak istiyorsan yapman gereken birkaç şey daha var. Ne gibi? Kurt nasıl hayal kuracağını bilmiyormuş. Bu yüzden başlamış uydurmaya. Önce şu dağa tırmanmak gerekiyor. Hayalci denileni yapmış ama hiçbir şey olmamış. Şimdi bu bahçedeki bütün elmaları toplaman gerekiyor. Hayalci yine denileni yapmış. Ama yine bir şey olmamış. Gün boyu kurt farklı farklı işler vermiş hayalciye. Bulaşıkları yıkatmış. Evi süpürtmüş. Camları sildirmiş. Yok, yok. Bir türlü olmuyormuş. Hiçbir fayda etmemiş. Hayalci de almış geri yumurtayı kurttan ve tutmuş evinin yolunu. Gün boyu o kadar yorulmuş ki kendisini yatağına bırakmış. Ve derin bir uykuya dalıp birbirinden güzel rüyalar görmeye başlamış. Uyandığında kurt hemen yanı başında bekliyormuş. Az önce rüya görüyordun.
O zaman şimdi yumurtamı alayım. Ama senin fikirlerin hiçbir işe yaramadı ki. Anlaşma anlaşmadır. Tamam, ormanda bekle. Sana en büyük yumurtayı getireceğim. Buyurun yumurtanız. Kurt yakasında peçete, çatal bıçak elinde yumurtayı mideye indirecekken birden arkasında bir gölge belirmiş. Hayoksi. Sana yumurtaları izinsiz aldığımı söylemeyi unutuvermişim.